Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Rings of Power'ın 5. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Notlarımı aldım. Sizlere bölümle alakalı fikirlerimi aktaracağım. Ancak şunu söylemem gerekiyor öncelikle. Bence fena bölüm değildi. Hala bence en iyi bölüm 3. bölüm. Bu da hemen arkasında yer edindi. Kitapla ve lore'la alakalı artık çok şeye değinmek istemiyorum. Yine tabii ki lore'la alakalı bir şey olursa bahsederim, konuşurum ancak temel olay artık kesinlikle kitap ve lore değil. Bu da çok belli ettiler. Ben de artık biraz keyif almaya baktığım için biraz teori üreteyim. Biraz keyif alayım mantığında baktığım için de dizinin kendi içerisindeki tutarlılığına göre değerlendiriyorum. Ama tabii yine de saçma olan durumlar da vardı. Çok Hollywood sahnesi dediğim yerler de var mesela. Oralarını gelince konuşacağız. Şimdi dizinin bu bölümü fena bir bölüm değildi. Bence 3. bölüm hala en iyi bölüm. Bu da hemen arkasından gelir. Numenor olayları, gemi patlama mevzusu var. Ben gemi patlama mevzusuyla alakalı şey demiştim yani gemi patlaması. Ya bu dedim Isildur'la Kemen aynı gemideyse burada bir demek ki bir mevzu oldu. Umuyorum son anda kurtuldukları bir hikaye yazmıyorlardır gemi patlamasından diyordum. Tam olarak öyle yazmışlar. İnanılmaz Amerikan vari, inanılmaz Hollywood sahnesi, inanılmaz klişe yapmışlar. Bence daha iyi yazılabilirdi, daha iyi bir senaryo yazılabilirdi burada. Çok beğenmedim bu gemi patlamasının içeriğinin boş olduğunu düşünüyorum. Evet Kemen bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak ve Kemen'i de tahmin ettik. Muhtemelen Kemen patlatacak dediydik biz aylar önce ilk trailer'ı gördüğümüzde. Ee, öyle oldu zaten ancak içerisinin boş olduğunu düşünüyorum. Galadriel yine Orta Dünya'ya gidemedi. Yani Numen orada takılıyor. İşte askerlere eğitim falan verdi. O sahnede inanılmaz klişe dolu bir sahne. Oraya da çok girmeyeceğim. Ancak yine Orta Dünya'ya gidemedi. Mirielle konuşuyor. Miriel'i Tarpalentir çağırıyor, diyor ki Miriel'e sen oraya gidersen orada bir karanlık var bence gitmemelisin Orta Dünya'ya deyip uyarıyor Miriel'i ancak Miriel Orta Dünya'ya gidecek. Elendil her şeyi yapar bir hale gelmiş. Her şeyi yapıyor. Ferman okuyor, askere alım yapıyor. Aynı zamanda kaptan falan. Her şey elendi. Galadriel ile Halbrand arasında geçen bir diyalog var. Orada da yine Halbrand'ın karakterine ve geçmişine yönelik belirli ufak bilgiler veriyorlar. Ancak orada şöyle bir kurgu yapmışlar. Ben ilk izlediğimde şey diye düşündüm. Acaba dedim bu güney toprakları hikayesi geçmişte mi geçiyor lan diye düşündüm. Anladığım şu benim o sahneden ateşe bakarken. Ateşe bakmasın da manidar zaten ama ateşe bakıyordu güney topraklarında o kaleden çıkıp da gidip orklara diz çöken Waldrak'in peşine taktığı insanları gördük. Ve orada diz çöküyorlar, çöküyorlardı. Bence olay tamamen şu. Halbrand'ın döneminde de yani onun gençliğinde de insanlar kötülüğe diz çöktü. Hala insanlar güneyde kötülüğe diz çöküyor gibi bir kurgu yapmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama ilk böyle aklıma gelen ilk gördüğümde o sahneyi olan burası geçmiş mi? Yani Halbrand'ın geçmişini mi görüyoruz? falan gibi bir durumdu. Ancak öyle bir durum yok kesinlikle. Ama böyle bir şeymiş gibi anlatmaya mı çalışmışlar oralarını çözemedim ama insanlar hep güneyde kötülüğe diz çöküyor algısını yaratmak istemişler gibi geliyor bana. Oralara da geleceğiz zaten. Halbrand'la Galadriel arasında yine böyle gerilim tonu yüksek. Halbrand'ın Galadriel'e sinirlendiği, Galadriel'in ağlamaklı böyle gözlerini direkt açıp baktığı sahne falan. Yani sürekli böyle bakıyor. Yani ben artık Galadriel'in bu şekilde oynaması söylenmiş ve kadın bu şekilde oynuyor. Ben Morfit Clark'ın oyunculuğunu biliyorum. Kötü bir oyuncu olmadığını da biliyorum. Ancak kadına böyle oyna denilmiş ya kadın da böyle oynuyor yani ve gözüme çok batmaya başladı artık. Sürekli gözlerini fal taşı gibi açıp birazcık böyle ağlamaklı bakışlarla sinirli ve agresif oyna demişler. Kadın hep böyle oynuyor. Artık Galadriel'i de takmayı bırakayım diyorum ama her bölümde bir şekilde takacak bir sahne var oluyor yani. O da biraz Orda açıkçası beni artık Galadriel açısından çünkü ilk bölümden beri söylüyoruz o kadar insan var ki Galadriel o kadar insan tavırları var ki tamam bir karakter gelişimi hemen göstermez ancak birazcık artık diyorum ki biraz ağır başlı olsa olmaz mıydı en azından Halbrand'la konuşurken orada da bir gerilim oluyor bir anda ben diyor yemin ettim gitmeyeceğim topraklara diyor ve Amazon yine orada Halbrand Sauron mu ha, hemen böyle bak yem attık size kardeşini kim öldürdü bak hemen orada Sauron atıflarını falan yapıyorlar. Tamam anladık abi yani yemliyorsunuz bizi. Çok belli. Ancak Galadriel orada biraz daha soğukkanlı davranabilirdi gibi geldi bana. Oralar çok böyle hızlı geçmiş gibi. Oyunculuğu da çok beğenmedim. Ancak Numenor sahnelerinde en beğendiğim kısım Harazon'un kısmı oldu. Harazon dedi ki biz elfleri hükmedeceğiz deyip ardından şunu söyledi. Biz eğer ki Halbrand'ı oranın kralı yapar ve Halbrand bütün doğuyu toplarsa ve oranın kralı olursa bize muhtaç olacak. E bize muhtaç olması ne demek? Bizim gelip orta dünyayı sömürgeleştirmemiz demek. Tüm madenleri almamız demek. Ağaçları kesmemiz demek. Evet yani Halbrand'ın doğunun kralı olması falan değil aslında Lore'la bağlantılı olan kısım. Numenor'un sömürgeci olduğunu belirtmekti. Tam olarak bunu yapmışlar. Zaten Parazon bunu yapmak istiyor. Tam olarak Numenor'un yapabileceği bir şey bu. Orayı gidiyorlar hakikaten talan ediyorlar sömürebildikleri kadar ağaçları sömürüyorlar. Her yeri kesiyorlar falan. Tam bir sömürgeci tavrıyla Orta Dünyayı talan ediyor Numenor. Burada da buna bir atıf. Eğer ki Halbrand bu'da bir kral olarak ortaya çıkarsa ve oraları birleştirirse ki zor gibi ancak birleştirmese bile yine de Numenor gidip orayı Orta Dünyayı talan edecek benim anladığım bu. Çok da uygundu gerçekten. Ee, ama artık dediğim gibi yani belirli durumları da Varsa lore alakalı belirtip geçiyorum gerisi size kalmış. Stranger ve Hobbit sahnelerine gelirsek Stranger'in yine böyle kötülüğe düşüp düşmediğini insanları yemliyorlar. Acaba kötü mü? Acaba bu adamın amacı ne gibi? Bir eğit yapıyorlar aslında. Bu da gizemi korumak için yaptıkları bir seçenek. Tam olarak buradan devam etmeye çalışıyorlar. Ancak şöyle bir durum var ki ben artık Hobbitlerin net olarak orklardan daha kötü olduklarını anlamış oldum. Kadın gelip Sadok Baros'a diyor ki bunları geride bırak. Oralarda kurtlar var. Vahşi canlılar var. Arkada bırakalım bunları da. Kurtlar yesin demeye getiriyor. Hakikaten or orklardan daha kötüler ya. Hani oğlum sizin birbiriniz vardı ya. Bir siz birbirinize aittiniz. Birbirinizi kollardınız. Gerçi geçen bölümde de eleştirdim bunu da. Bu bölümde de artık arkada bırakalım da kurtlar yesin bunları ya. Bize ağırlık oluyorlar falan diyor yani. Bilmiyorum çok kötüler ya bu arada hobbitler. Ben iyice hobbitlerden Nori haricinde böyle bir... Nefret etmeye başladım. Çünkü bu kadar kötü olunamaz diye düşünüyorum. Arkada bıraktınız bu zamana kadar bir sürü kişi öldü falan da. Yani hiç mi akıllanmadınız ya biz bunları arkada bırakalım da kurtlar bunları yesin. Bana benim bir hoşuma gitmiyor. Bu arada hobbitlerin de doğuya gittiğini haritadan görüyoruz. Doğuya bir şekilde gidecekler ve doğuda işte kimlerle olursa Numenor'la mı Sauron'la mı Adar'la mı Galadriel'le mi, Arondirle mi kimle karşılaşacaklarsa karşılaşacaklar. Yani bir kardeşlik hikayesine doğru gidiyor mevzu. Onu söyleyeyim. Kesinlikle bir kardeşlik yapacaklar ve bu kardeşliğin içerisinde Halbrand olacak, Galadriel olacak, Arondir olacak, Stranger olacak, Nori olacak, Nori'nin arkadaşı olacak falan. Muhtemelen bu şekil gidecek. Bir kardeşlik oluşturacaklar. Bu sezonda bir temel atmaya çalışıyorlar atabildikleri kadar. İkinci sezonda belli ki bu kardeşlik üzerinden kötülüğü tırnak içerisinde yok etmeye çalışacaklar gibi bir hikaye düzenine gidiyor. Ancak bu bölümde fena bir bölüm olmasa da diziye ne katkı yaptı yine bence yerinde saydı gibi geliyor bana. Tabii ki bizim belirli çıkarımlarımız var. Benim belirli bir çıkarımım var. Onları anlatıyorum ancak bölüm olarak yerinde saydığını düşünüyorum. Peki Stranger'ın direkt böyle yukarıya bakarak ayı göstermesi kameranın. Ve ay vurgusu çok yapılıyor. Acaba diyoruz aydaki adam olabilir mi? Yayınlarda da konuşuyoruz bunu. Aydaki adam olabileceğini sanmıyorum. Ancak çok ay vurgusu yapıyorlar. Bu bir garip aslında onu söyleyebilirim. Ve bir anda biz kültistleri görüyoruz. Şimdi kültistlerin amaçları nedir? Neden bir tanesi işte peçeli, bir tanesi kafasında kask var, elinde tuttuğu ne? Buralar biraz garip. Üç kişiler kültistler. Bir tanesi büyücü, belli ki büyücü. Benim bir teorim vardı. Ondan sizlere Twitter'da ve yayınlarda bahsetmiştim. Benim teorim bence daha öncesinde bir mavi büyücülerden birisi doğuya gidiyor. Ancak doğuda ya yakalanıyor ya da kötülüğe düşüyor. Bu Alatar olabilir Palando olabilir. Alatar ya da Palando'dan haber gelmeyince Valinor'dan Stranger karakteri gönderiliyor. Artık o da Alatar ya da Palando ikisinden, Palando ikisinden birisi. Belli ki görevi başarısız olmuş ve onu bulmaya gönderiliyor gibi Stranger gönderiliyor ve bir mavi büyücü hikayesi yapmaya çalışıyorlar herhalde diye düşünüyordum. Ve Stranger'ın sürekli doğuya gitmek istemesi, bir simgeyi işaret etmesi ve bu simgenin doğuyla birleşmesi bunu düşünürsek eğer bence mavi büyücüler demiştim. Böyle bir fikrim vardı ve hala arkasındayım bunun. Olma ihtimali çok yüksek. Bu hanımefendi acaba mavi büyücülerden biri de kötülüğe düştü. Kötülüğe düşmüş bir mavi büyücümü acaba? Bilemiyorum ancak bununla alakalı da ben bir şeyler konuştuydum, yayınlarda da, Twitter'da da yazdım. Konuşuyorum da. Olabilme ihtimali var. Çünkü büyü yapıyor. Belli ki kandırılmış. Belki Sauron'a hizmet ediyor. Orasını da bilmiyoruz. Şimdi bu kültisler bunlar. Bir tanesinin kafasında Mifer var mesela. Acaba bu sivri uçlu Mifer Güney'in insanlarını temsil ediyor da? Peçe gibi olan, peçeli takılamlarda ruunu mu temsil ediyor? Yani burada bir temsiliyet mi yapmışlar? Bunlar mesela nereden geliyor? Bunlar acaba ruundan mı geliyorlar? Ya da Rune ve kant halkları büyük krallık anlaştı da bu mavi büyücülülerden birisi bu hanımefendi acaba mavi büyücüyse kötülüğe düştü de işte Sauron'a mı hizmet ediyor? Ya da Sauron çoktan ruhunu ve kantı düşürdü mavi büyücüyü de kendi hizmetine mi kattı? Gibi bir şey mi yaptılar? Eğer külliyata bağlarsak Tolkien mavi büyücülerle alakalı. En son şunları söylüyor. Diyor ki: "Ben onların karanlığa düştüğünden korkuyorum." diyor tırnak içerisinde. Ve muhtemelen mavi büyücüler başarısız oldu ve karanlığa yenik düştüler. Eğer ki doğuda başarılı olmuş olsalardı, son savaşta bu kadar doğudan asker gelmezdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani eğer ki başarılı olmuş olsalardı, bu kadar asker, bu kadar ordular gelip de Sauron adına savaşmazlardı gibi geliyor bana. Bu sebepten dolayı ben mavi büyücülerin kötülüğe düşmüş olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ve eğer burada bir yorumlama yapmışlarsa, külliyata bağlarsak her ne kadar bağlamayalım dedim ancak eğer külliyatta bir noktaya değineceklerse belki de böyle bir yorumlama yapmışlardır. Mavi büyücülerden biri gelmiştir, başarısız olmuştur ve kötülüğe düşmüş Sauron'un hizmetine girmiştir. Diğer mavi büyücü de meteorla gönderilip onu bulmaya çalışıyordur gibi bir hikaye düzenine gitmiş olabilirler. Çok da mantıksız değil aslında olabilir. Peki Sauron nerede? Yani bana sorarsanız bence Sauron bu sıra dağları görüyorsunuz şu an. Bence tam olarak işaretlediğim yerde olabilir Sauron. Çünkü hem daha güvenli bir yer gibi. Güvenli bir yer konumu hem dağları önüne alıyorsun. Orada yıllar içerisinde gücünü tekrar toplamaya çalışıyor olabilir. Kendini yine müritler buluyor olabilir. Bunlar işte fikirler, düşünceler ancak Sauron'un şu an doğuda ve saklandığını net olarak söyleye biliriz. Muhtemelen gücünü tekrar toplamaya çalışıyor. Onu söylemek gerekiyor. Bence bu bölgede falan Sauron. Ve benim aslında Adar'la alakalı da bir fikrim var. Bununla alakalı ve bunlarla alakalı genel teoriler yapacağım, fikirler yapacağım, videolar çekeceğim. Şöyle bir durum şimdi Adar'ın amacı tanrı olmak. Adar neden tanrı olmak istiyor? Ve bu bölümde gördük ki Waldrek Sauron'dan bahsettiği zaman çok sinirlendi. Ve boynundan tutup yere yapıştırdı. Belli ki Sauron'dan nefret ediyor. Belli ki Sauron'un karşısında adar. Bunu da söylemiştim ben. Muhtemelen iki tane karşıt karakteri birbirlerine düşman edecekler. Nasıl Sauron'un karşısında Saruman vardı, burada da Sauron'un karşısına Adar'ı koymuşlar. Ancak Adar neden tanrı olmak istiyor kısmına gelirsek benim şöyle bir fikrim var. Bence Adar ile Sauron Morgoth'a hizmet ediyorlardı ancak kendi içlerinde bir çekişme halindeydiler. Sauron ile Adar bence dövüştü. Aralarında bir dövüş geçti. Bu yüzündeki yaralar da bence Sauron'un yaraları. Bana sorarsanız bence Sauron o yaraları onun yüzünde bıraktı. Ancak Sauron Adar'ı öldürecek kadar Değerli görmedi. O yaralarıyla, acılarıyla onu orada bıraktı. Ve elinin yarasını da şöyle açıklıyorum. O yara da bence Sauron'un yarası. Çünkü Sauron'un izi asla kaybolmaz gibi bir cümle söylüyor diyor biliyorsunuz Örse baktığında ve suyu döktüğünde. Bence o elindeki yarayı da Sauron bıraktı ve o elindeki yara Sauron'dan kalma olduğu için de eldiven takıyor çünkü elini muhtemelen kullanamıyor diye düşünüyorum. Benim böyle bir fikrim var. Yani Sauron'la Adar dövüştü. Sauron Adar'ı öldürecek kadar bile değerli görmedi. Ancak Adar bir şekilde hayatta kaldı ve tekrardan onu yenebilmek için ordu topluyor. Doğuda ve güneyde orklar için bir yer hazırlamak istiyor ve tanrı olmak istiyor çünkü Sauron'u yenebilecek. Çünkü bir intikam hikayesi aslında Adar'ın hikayesi. Muhtemelen böyle bir şey çıkma olasılığı çok yüksek. Nasıl Hollywood sahneleri varsa ve tahmin ediyorum ve çıkıyor bu sahneler. Olabilir mi? Olabilir. Bakalım göreceğiz ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda da bu fikrimle alakalı yazabilirsiniz. Bir de aslında şöyle bir durum var. Adar'la Sauron arasında ortak bir nokta yani daha öncesinde birlikte çalıştıklarını birlikte Morgoth'a komutanlık ettiklerini bağlayan çok kısa ama çok önemli bir cümle var. Adar Voldrek'e çocuğu öldürmesi için ne diyor? Yeminler kanla yapılır. Kan yemini. Kan yeminini kim istemişti daha öncesinde? Halbrand söylüyor ya işte benim halkım kan yemini verdi Morgoth'a Sauron'a. Sauron, Morgoth Adar da aynı şekilde kan yemini istiyor. Bu da bence kısa bir cümle ancak önemli cümlelerden birisiydi. Net olarak Adar ve Sauron aslında bir noktada karakterler bir noktada karşılaşmış. Birbirlerini tanıyorlar, biliniyor yani. İkisi de komutan gibi bir çıkarım yapabiliriz. Sauron yönetmek istiyor. Morgoth yok etmek istiyor. Adar tanrı olmak istiyor. Mithril mevzusuna gelirsek, Gilgalat'ın, Mithril'in oluşumunu anlattığı, Silmaril ile bağlantısını anlattığı bir sahne var. Şimdi bunun bence hikaye tutarlılığı içerisinde bağlarsan bence o kadar kötü bir sahne değil. Ancak kitabı ve lore'u Tolkien külliyatını bağlarsan bu saçmalık ne dersin? Evet, Silmarillerin ne olduğunu biliyoruz. Silmarillerin ne olduğunu biliyoruz. Birisi gökte, birisi denizde, birisi yerin altında. Maedros düşüyor, Maglor denize fırlatıyor, Erendil gökyüzüne yükseltiliyordu. Biz Silmarillerin nerede olduğunu biliyoruz. Ancak dizide Silmarillerin nerede olduğu belli ki bilinmiyor. Öyle düşünelim. Kendimizi Gilgalat'ın yerine koyalım. Itaeglari kökleri şarkısını bilir misin diyor Gilgalat ve Elrond'dan ona anlatmasını istiyor. Mitril'in yani bu bir efsane aslında. Burada yazarlar sırtını efsaneye dayamış. Bunun gerçek olma durumu, bir efsane gerçekleşmemiş olabilir ki muhtemelen gerçekleşmemiş. Kayıp Silmaril'in sonuncusunun Dumanlı Dağların tepesindeki bir ağacın içinde olduğu hikayesi. Bir Balrog ve bir elfin bu ağaç uğruna savaştığı, Balrog'un ağacı yok etmek için tüm gücünü kullandığı, elfin Balrog'a karşı tüm savunmasını yaptığı derken bir yıldırımın çarptığı ağacın köklerinden dağın kalbine doğru giden ve işte bu yarıklar oluşuyor ve bu yarıklardan da Mithril'in oluştuğunu, yani Mithril'in Silmarillerden oluştuğu efsanesini anlatıyor Elrond ve Gilgalad zaten bu şarkıyı biliyor. Ancak böyle bir şey olmamış olabilir, böyle bir efsaneyi dile getiriyorlar. Evet, kitaba ve külliyada baktığınız zaman böyle bir şeyin olması imkansız. Ancak bunu biz biliyoruz. Silmarillere neler olduğunu biz biliyoruz. Gilgalad bilmiyor, Elrond bilmiyor gibi düşünmemiz lazım sanırım dizi senaristleri için. Bir efsaneyi bu şekilde işte mitrilin oluşumunu bu şekilde bağlıyorlar. Geçtiğimiz bölümde ve ondan önceki bölümde de mitrille fazla görev yüklemişlerdi. Belli ki yüzükler mitriller sayesinde yapılacak. Belli ki yüzüklerin oluşumunda mitrilin çok önemli bir rolü olacak. Mitril elfler için de çok önemli bir rolde, cüceler için de çok önemli bir rolde. Gilgalat diyor ki aslında dolaylı yoldan Mitril bizim hakkımızdır. Cücelerin değildir tırnak içerisinde. Bunu söylüyor ve halkımızın yok olmaması için de bizim mitrile ihtiyacımız var diyor. Ve onu çürüyen ağaca getiriyor. Benim Galadriel'i gönderme sebebim Galadriel'in sürekli savaş aramak istemesi. Sürekli ortalığı karıştırması ve bu sebepten dolayı bu çürümenin artması olarak görüyor. Ve Galadriel'i yolladığı zaman bu ağacın çürümesinin duracağını düşünüyor. Sen kötülüğü görmezden gelirsen. Kötülük yok olur mu? Sen Sauron'un öldüğünü biliyor musun? Yok olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Demek ki kötülük her zaman olacak. Yani Galadriel'i yolladım ama pişman oldum yolladığıma demeye getiriyor Gilgalad. Onu yolladım, daha da arttı bu çürüme diyor. Ve bunun için bizim Mithril'e ihtiyacımız var diyor. Bizim elf ırkını kurtarmamız için, Orta Dünya'yı kurtarmamız için Mithril'e ihtiyacımız var diyor. Eğer diyor biz çekip gidersek Orta Dünya karanlık ve Karanlık güçlerle karşı karşıya kalır ve Orta Dünya düşer. Karanlık kol gezer Orta Dünya'da diyor. E bunu Galadriel de dedi. Bunu zaten söyledi Galadriel en başta. Hani Galadriel'e hak vereceğim aklıma gelmezdi bu dizi için ama Galadriel bunu zaten söyledi. Sen onu göndermeyi seçti. Sonradan yanıldın. Bilge bir kral olsaydın muhtemelen yanılmazdın diyorum Gilgalad için. Bu bence dizinin saçmalıklarından birisiydi. Keşke bu konuya hiç girmeseydi ve bu konuyu hiç irdelemeseydi biz Gilgalat'ın onu göndermek için postladığını düşünseydik. Ama derine girince de bence saçmaladığını düşünüyorum. Her ne kadar açıklamış olsa da. Bence benim görüşüm bu. Ama genel itibariyle dizi hakkında bu bölüm hakkında fikrim fena bir bölüm değildi. Üçüncü bölümden sonra gelen en iyi bölüm olduğunu düşünüyorum. Artık kötülerin motivasyonunu ve kötüleri görmek istiyorum kötülerin hikayesini görmek istiyorum. Biraz onların motivasyonuna eğilmelerini istiyorum. Umarım 6-7-8'de şu kötüleri bir anlatırlar. Şu kültistleri bir görürüz. Mavi büyücü mü bunlar? Neci bir görürüz. Ve karşımıza çıkar. Son olarak da kılıçla alakalı şunu söylemem gerekiyor. Kılıcın bir heykelde tam halini ve yapılmış halini gördük. Demek ki Sauron yüzyıllar önce oradaki insanları kandırdığı için ve oradaki insanların ona sadık olduğunu bildiği için daha ilerlere, daha ruhuna, kanda ve aşağı taraflara gitmiş olabilir diye düşünüyorum bir yandan. oralarda saklanıyor. Hatta oradaki krallıkları kendine bağlamış bile olabilir. Bu kültisler de onun adamları olma ihtimali çok yüksek. Hatta işlerinden birisi de mavi büyücü olabilir, onu kandırmış olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Fikirler ve teoriler videosu da çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.